Hoş geldiniz mucize severler. Mucize maratonunun 3. gününe hoş geldiniz. Bugünkü videoda mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi dizisi hakkında bilinmeyen 15 bilgiyi daha sizlerle paylaşacağım. Ama videoyu geçmeden önce sağ üstteki bildirim menüsünden dün yayınladığım Kıvam İler Nedir adlı videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ve videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Cidden çok mutlu olurum abone olursanız. Ayrıca benim şahsi Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Şimdi fazla beklemeden videomuza başlayalım. Çizgi dizinin yapım aşamasında Uğur Böceği bir yoyo değil de elindeki kılıç ile savaşıyordu. Uğur Böceği'nin 2014 lisanslı test animasyon videosunda kullandığı yoyonun değişik güçleri vardı. Bu özellikler ise şöyle. Yoyo sopa gibi uzuyor, kelebek gibi kanat çırparak kalkan oluşturuyor ve bomba gibi patlama özellikleri mevcuttu. 3 sezon boyunca bu özelliklerin hiçbirini göremedik. Bakalım 4. sezonda bu yeni özellikler dizeye dahil edilir mi bilemeyiz. Uğur Böceği'nin en yakın arkadaşı olan Alya'nın eski konsept tasarımlarında Alya gözlüğünü gözünde değil de başına takıyordu. Ama yeni konseptlerde bu fikirden vazgeçtiler. Hugmoth'un maskesinin tasarımı Fransız sinema sektöründen çıkan Fantomas isimli filmin süper kötü kahramanın maskesiyle aynıdır. Kara kedi güvercini beklerken dans ettiği sahnede aslında Michael Jackson'ın Ay Yürüyüşü'ne ve PCE'nin Gangnam Style şarkısının hareketlerine atıfta bulunarak yapılmıştır. Şu anda ekranda oynayan akumalanmış kötü karakter Dragon Ball dizisindeki Goku'ya benzetilmiştir. İkisi de aynı turuncu kıyafeti ve saçları neredeyse tıpatıp aynıdır. Marinette normalde sağ elini kullandığını hepimiz biliyoruz. Ama animasyonda Marinette bazı bölümlerde solak olarak görünüyor. Bunun nedeni şirketin birden fazla stüdyoda yapılmasıdır. Dizinin yapımcısı Thomas ise bu hataya düzeltilmeyen gözden kaçan bir hata olduğunu söyleyen bir tweet bile atmıştır. Dizinin yapımcısı olan Thomas, Fransız yazar ve yönetmen Jos Valesco'ya benzer bir karakter tasarladı. Sonrasında ise şansa bak ki karakteri gerçek hayattaki kişi seslendirdi. Dizideki Jacob Storm aslında gerçek hayattaki Rolling Stones grubundaki Mick Jagger'dır. Asistanı ise Penny Bowling'i de aynı gerçek hayattaki gibi diziye de dahil etmişlerdir. Nathaniel'ın tişörtündeki sembol, Fransız rock grubu olan Magma'nın ilk albümünün sembolüdür. Nathaniel'ın adı dizinin baş sanat yönetmeni olan Nathaniel Brown'a aittir. Marinette'in fırıncı babasının adının Tom Dupont olduğunu biliyoruz. Peki Pont kelimesinin Fransızca'da ekmek olduğunu biliyor muydunuz? Dizinin yakın gelecekte bir filmi gelecek. Thomas bir röportajda eğer dizi çok sevilirse ve hayran kitlesi olursa dizinin bir filmi olabileceğini söylemişti. Şu anki duruma göre de filmin gelecek olması kesin gibi duruyor. Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi tamamıyla Fransa'ya ait yapılan bir dizi değildir. Bu dizi birkaç ülkenin ortak yapımıdır. Fransa'da Zektoons, Japonya'da Toei Animation, Güney Kore'de Method Animation ve SMG animasyon şirketleri tarafından üretiliyor. Dizinin yapımcısı olan Thomas bir röportajda tüm karakterleri eşit sevdiğini ama Jagger Storm'u Chloe'den daha çok sevdiğini belirtti. Ve evet dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yarınki gelecek olan mucize videosunu ilk sen izleyebilirsin. Beni takip etmeyi unutma. Hoşça kal.